bir şey demiştim. Onun üzerine böyle bir tweet attım zaten ya. Niye kimsenin sesi çıkmıyor kardeşim diye yani bugün öyle de tweet attık işte DLive şeyi o zaman niye kimsenin sesi çıkmıyor dedim da Bir sorduğumda bunu ya burası manipülatif market diyorlar. Onaylı partner olduk. Onu da göstereyim de YouTube'da çıksın. İlayda onaylı partner oldu. Artık kafamızda tik var. Bak onaylı partner yazıyor. Niye kimsenin sesi çıkmıyor? Ordu'nda manipülatif market derler buna. Bilmem ne. Kardeş niye manipülasyon yapıyorsunuz siz? Öyle madem. O zaman sen de işin içindesin Emin abi. Sasha abi. Joselito abi. Justin abi. Brad House abi. O zaman hepiniz bu işin içindesiniz. Manipülatif marketse bu. Senin yaptığın iş AVAX diyelim hadi. Bitcoin'e bakacaksa yaptığın işin bir önemi yok. Olay sadece manipülasyonsa o zaman sen Bitcoin'e bakarak böyle şak diye 60 dolardan 10K 10 dolara düşüyorsan senin yaptığın hiçbir işin önemi yok o zaman. Buna ne yapıyorsunuz? Sadece dolandırıcılık yapıyorsunuz o zaman. Yani ya tutarsa. Yani biz manipülasyon asla lan manipülasyon arkadaşlar. Manipülasyonu yapalım. Milletten paraları çalalım. Olursa olur olmazsa çay demleriz. O zaman hepiniz o gemidesiniz yani. Ya ne demek burası manipülatif borsa? Babam mı yapıyor bu manipülasyonu? O zaman niye engellemiyorsunuz? Manipülasyon iyi bir şey mi? Avax'ın 60 dolardan 10 dolara düşmesi iyi bir şey. İşine geliyor o zaman demek ki senin de bu. Demek ki sen de içindesin Emin Hoca. Bu işin. Waves'in 40 dolardan 10 dolara düşmesi işine geliyor o zaman Saşa. Saşa sen de işin içindesin o zaman. Sedat Peker'e dönüyor işte o zaman. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ya da kardeş uğraşma. Karışma ya. Al pastadan payını. Bırak. Biz hallederiz. Arada belki batarsan batarsın da yapacak bir şey yok hani. Battığında çıkıp bağırıyorlar işte o zaman. Beni battırdılar diye. Dünyadaki bütün düzen onun üstüne kuruluyor her şey. Elleme ya karışma. Muhalefet olma. Ondan sonra bak davalarla uğraşırsın. Onunla uğraşırsın. Bununla uğraşırsın. Fabrikalarını kapattırırım. Satış yaptırtmam sana. Delist ederim. Bilmem ne yaparım. Sesin çıkarsa bunları yaparım. Sesin çıkmayacak. Ben sana arada insider veririm. Klasik şeyde normal dünya düzeninde öyle deniyor. Ses çıkartma sesini işte Sedat Peker'e demişler yani en Karışma kardeşten. E şimdi bık 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 kavga ediyorlar değil mi? Normal Türkiye'de de o şekil. Amerika'da da, Almanya'da da. Karışma kardeş muhalefet yapma. Ses çıkartma. Al payını. Böyle yürü işte. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın de geç. E, kriptoda da öyle demek ki. Kriptoda da 3-5 kişi... Belki o tezgahı yöneten CZ ve arkadaşları işte Brian Armstrong, Coinbase, işte Binance, Kraken, Bithump merkezi borsalar coin ekiplerine de diyor ki kardeş ses etmeyin. Adam hasta etmeyin. Biz zaten yoktan coin satıp dolandırıcılık yapıyoruz. Biz zaten milletin parasını çalmaya çalışıyoruz. Sizi de arada yemleyeceğiz. Senin coin'ini 60 dolara getireceğim işte ben bir ara. Ondan sonra da çakacağım onu. Sen buna ses etme. Ben senin coin'inde de manipülasyon yapacağım. Zaten benim olayım o. Borsa olarak. işim o. Manipülasyon yapmak. Milletin parasını soymak. Orada ben seni de besleyeceğim kardeş. Ama buna sesini çıkartma. Büyük ihtimal özellikle büyük coinlere ya da böyle hype'lı coinlere onların CEO'larına bu deniyor abi. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Çünkü Çünkü insan hani 60 dolardan hani şurada 30-40 dolara gelmişsin şak diye bir günde 4x düşüyorsan AVAX'ın CEO'su olarak insan bir der ya ne oluyor amına koyayım diye yani. Hayırdır Emin Hoca? Öldün mü sen? Senin coin'in niye düştü böyle? Ya Covid oldun bizim mi, haberimiz mi yok? Ya da bi bir şey mi çalışmadı? Zincirde bir şey mi oldu? E BTC düştü. E, Senle ne alaka var BTC'nin? Sen Ethereum'un yerine geçeceğim diye çıkmadın mı kardeş ortaya? BTC düştü, Ethereum düştü, ben de düştü Oğlum sen Ethereum yerine çıkmıştın hani? ne? Ethereum'dan daha iyiydin. Ethereum düşerken senin artıyor olman gerekmiyor mu bu durumda? O zaman sen de dolandırıcısın. Asıl dolandırıcı olan sensin. Çünkü adam, diğerlerinin düşüşüne karşı hiç ayakta bile kalamıyorsun. Lap diye düşüyorsun yani. Waste de o şekil. Diğer bütün coin'lerde o şekil. Ya da safça bu adamlara güveniyorsunuz. Çünkü insider veriyorlar size. Marketi yöneten o market maker dediğimiz kim? Belki Amerikan Merkez Bankası o. Bilemiyorsun onun kim olduğunu. O Market maker'ın, global market maker'ın. Diyor ki kardeş biz bunu çakacağız. Bak herkese kademe kademe veriyordur. Para dotara kadar gidiyordur onun kademesi. Öyle söyleyeyim ben size. Çünkü kimse sesini çıkartamıyorsa vardır bir şeyler yani. En son sana gel geliyor değil mi haber? Aa ha, C, 10K olmuş diyorsun değil mi? En son sana geliyor. Ama bunun haberi kademe kademe gidiyordur. Nasıl? Vuracaklar beni yakında. Siz de limon da atmıyorsunuz. Kendimi de koruyamayacağım. Son yayınlar zaten diyorum ya. Kademe kademe gidiyordur. Saşa'ya buradayken. Kardeş biz bunu çakacağız. Nereye çakacağız? Ya buralarda bir yere çakacağız işte. Ona göre. Ona göre pozisyonunu al. Emine gidiyordur. Vitaliye gidiyordur haberi. Bunu çakacağız biz. Nereye çakacağınız? Sana ne? Çakacağız işte. Evet, net rakam verilmez. Net rakam versen direkt oraya koyacaksın. çünkü olur. Öyle iş mi olur? Şu arada bir yere ara çakacağız işte. Ona göre alt pozisyonu kardeş. %5-10 karını etsen orada. Bu da senin suspayın işte. Orada 3000-5000 BTC ya da 50-100 BTC arttırırsan sus payın o da senin işte. Sat elindeki vefsleri bitcoinleri bak burada çakacağız işte. Şurada haberini verdik sana da çakacağız. İstiyorsan burada geri al onları. Şurada 1000 BTC sat burada 1200 BTC olarak al. Ama biz çakacağız onu. Geri kal sana kalmış. şuradan yukarı çıkmayacak bu. Onunla beni veriyorum ben sana sadece. Geri kalan nerede alacaksın senin riskine kalmış. İstiyorsan burada alırsın istiyorsan burada alırsın istiyorsan burada alırsın. Efine göre Saş abi. Emin abi. Sana net rakam vermem ama bunun buradan yukarı şu an için buradan yukarı götürmeyeceğimizi bil. Bu da senin sus payın. O arada senin coin de seçeceğiz ama. Onu da bil. Bak bu deniyordur. Bunu diyorlardır o heriflere. Ya bunu söylerim kanıtlayamam tabii ki. Yoksa aklın mantığın alıyor mu ya? Kendini Sasha'nın yerine koy. Arada gazlıyorlar da. Ama bak 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 bak. bak. Düşünsene ya iş yapıyorsun. Güncelleme yapıyorsun. Bak bu, bu hafta güncellemesi vardı. Afşin dinliyorsun. Ne oldu güncellemesi ve evsin, ertelendi değil mi? Yok ortalıklı ses mes yok. Geçen hafta ya bugün pazar. 10 gün önce Saşa bu hafta için e, not güncellemesi dedi. Ne oldu? Ben hiç duymadım onun haberini. Yalan oldu. Düşün kendini Saşa'nın yerine koy. İş yapıyorsun. 300 tane programcı çalışıyorsun. Çalıştırıyorsun. Bir dünya update yap yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. 3 tane Bitcoin'de manipülasyon yapacağım, milletin parasını çalacağım diye senin projenin ağzına ertelenmiş. Bak kapşın doğruladı şimdi. Ertelenen şey ne? Günde 10 milyar dolar hacim getirecekti DEX'e, SAŞ'a. Öyle bir not kur kurulacaktı. Arbitraj yapacaktı oradan buradan. Bütün her şeyi DEX'e bağlıyorlardı. Günde 10 milyar dolar hacim gelecekti. Piyasanın ağzına sıçtılar, ertelediler. E şimdi sen öyle büyük bir gün, günde 10 milyar dolardan bahsediyoruz arkadaşlar. Ayda değil, yılda değil. Merkezsiz borsaya günde 10 milyar dolar hacim getirecek bir güncelleme gelecek. Sen bu proje sahibi olarak hani öyle bir iş yapıyorsun proje sahibi olarak. Dünya kadar adam çalıştırıyorsun bunun için ve marketi yamultuyorlar. Ve gıkını çıkartmıyorsun. O arada senin coin'in de 40 dolardan 10 dolara düşüyor. Ve senin en büyük güncellemen öncesi. O zaman ya sen de o işin içindesindir ya da oradan pay alıyorsundur kardeş. Sedat Begar gibi iş. Işte. Sus payı almışlardır demek ki. Kardeş biz bunu çakacağız. Ona göre DXY'de de artıyormuş zaten. Biz bunu çakacağız ona göre. Haber, haberin veriyor sana işte. Buradan yukarı gitmeyecek bu. he, eh, şey yapamadım bir de. Şuradan yukarı gitmeyecek. Şuradan. Biz bunu çakacağız ya. Şu Şuralarda sat. Satıyorsan. Satmıyorsan da keyfin bilir. Ama biz çakacağız yani. Onu, onu bil. O arada senin coin'inin de diğer bütün coin'lerin içinden geçeceğiz. Şu burada çakacağız haberi sana sus payın işte. Elinde bitcoin, waste, ne varsa sat. sat satabildiğini. Alttan toplayabildiğini topla. O da senin kar payın. Biz de toplayacağız bitcoinleri. Sen de topla. O da senin sus payın kardeş. Saşa'ya maşa'ya bu deniyor o zaman. Gıkını çıkartmadığı için Emin Hoca'ya da de bu deniyor. Ya göz var nizam var ya. 60 dolardan 10 dolara düştüysen senin coin'i hayırdır kardeş ne oldu senin zinciri mi çalışmıyor? Bir şey mi patladı? Smart kontratlara mı yalan oldu? Hacklendi mi? Zincirin mi hacklendi? Notları mı patladı? Ne oldu sen 60 dolardan bir anda düştün? E bitcoin düştü değil onun cevabı. Çünkü sen bitcoin'e karşı çıktın. Yani bitcoin yapamadığı işi yapmak için çıkmadın mı sen? O zaman bitcoin düşerken sen niye düşüyorsun? <laughs> Senin daha çok artıyor olman gerekmiyor mu? O zaman sus payı alıyorsunuz hepiniz. O zaman hepiniz yatırımcınıza ve kriptoya ihanet ediyorsunuz. Grafik yapacağım ayağına. Yok grafik işleyeceğim ayağına. Birileri dolandırıcılık yapıyor. Siz de onlara çanak tutuyorsunuz demek. Ve benim de buna niye çanak tuttunuz konusunda aklım mantığım almıyor bir türlü. Çok mu muhtaçsın CZ'ye? Çok mu muhtaçsın Coinbase'e? Çok mu muhtaçsın Kraken'e? Çok mu muhtaçsın Merkez Bankası'na? Madem çok muhtaçsın, Amerikan Merkez Bankası'na, çok muhtaçsın merkezi Binance'e, çok muhtaçsın merkezi Coinbase'e? Ne işin var lan kriptoda o zaman? O zaman dolandırıcılık yapıyorsun sadece. Proje murece hak getire. Umurunda değil senin. Avax olarak, işte fil olarak, waves olarak, ion olarak, ethereum olarak. Arada da belki işte o şeylerde indir kaldır hopla da zıpla da şeylerinde hani bir ihtimal hani belki mass adoption olursa hani insanlar çok çok benimserse de falan da filan da hani ya da işte yaptık oldu diyeceksiniz. Ama asıl olay yüzde 51 ihtimalle ne tas yansın ne kebap yansın mıydı öyle. Biz biz kendimiz bir emin olalım. Ya biz batmayacağımıza, zarar etmeyeceğimize. Biz bir soyalım önce milleti. Gerisine bakarız o zaman kafanız. E bunun için de bu yapılan manipülasyona izin veriyorsunuz. CEO'lar olarak. Yoksa insan aklı mantığı almıyor ya. 60 dolardan 17 dolara düşürüyorlar senin coin'ini. Ve çıkıp ne oluyor demiyorsun yani. Tek bir açıklama yapmıyorlar ya. Nerede o? Buradan bakayım direkt. Hala ba falan filan bir de bir de üstüne fut yapıyor yani. Hala salak salak konuşuyor. Kardeşim sen nasıl düştü senin koyun ya? Merkezsizlikmiş bilmem neymiş. Hala tweet mi atmış yani bir ya. Böyle konuşunca da e, bir tek paraya değer ve Para değil kardeş senin koyunun değeri hani ee nedir o? 40'tan 17'ye düştü değil mi? 10'a On, düştü. 4 kat değer kaybetti kardeş. Dolarında değilim ben onun. Sen 4 kat değer kaybedecek ne yaptın lan? Zincirdeki madenli sayısının 4 kat azaldı mı? Onun verisini getir bana tamam eyvallah diyeyim. Madenli sayıları azalmış kardeş. Hani 400 tane madencisi varmış. 100 tane düşmüş. E doğal olarak 10 dolardan 2 dolara da düşer. 40 dolardan 10 dolara da düşer. Yani 4 kat değer kaybetmesi normal diyeyim. Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey varsa tamam sıkıntı yok. Ya da zincirde çalışmayan kötü bir haber mi oldu? Bir smart kontrat mı eklendi? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Avax niye düştü böyle? O zaman bu da manipülasyona giriyor çünkü. O kadar niye arttı? Onun önceki sorusu zaten. milletin eline verdiniz o zaman. Şurada. Şurada bir flak yaptın. Ters kırılımını yaptın. Burada bir öptüm milleti. Sattırdın. Pump yaptırdın. Burada sattırdın. Da şurada aldırdın. Gidecek diye hepten batırdın. Emin Hoca o kadar profesörsün sen bilmiyor musun teknik analiz filan? Ya i̇ki alternatif var yani. Ya sen yapıyorsun bu manipülasyonu ya da izin veriyorsun. İkisi de aynı kapıya çıkıyor aslında. Saşa için de aynı şey geçerli diğer coinler için de aynı şey geçerli. Bazı coinlerin dolandırıcı olduğunu zaten biliyoruz. Yani o markette akıntı nereye giderse orada arada başarılı olurlarsa olurlar. Onu zaten biliyoruz. Ama bazı coinlerde de değil yani. Böyle bir muhabbet. Mesela SXP'nin dolandırıcı olduğunu hani 30 metotlar anlarsınız da ama bu market nereye giderse bu da oraya gidecek coin. Kart sistemi çünkü bunlar yani. Bugün bu kullanılır olur tutarsa fiyat olarak şey yapabilirse bilmem ne bu kullanılır olmazsa hani kart sistemi dediğin nedir ki? Yani tık 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 iki tane koddur yani o zinciri yok bir şey yok bunların hikayeden tırışkadan hikaye bunlar ama zinciri olan coinler onlar konuşacak zaten sxp konuşsa olur otur yani otur otur oturduğun yere diyecekler buna yani ama zinciri olan coinler platformu olan coinler smart kontratı olan coinler birden fazla iş yapan yaptığını iddia eden coinler Waves gibi, Avax gibi, Atom gibi, Ethereum gibi onların CEO'ları, yöneticileri bilmem neleri çıkıp konuşmuyorsa e, demek ki o market maker'ın yaptığı manipülasyonun içinde onlar da var. En kötü sus payı alıyorlar. Başta da dediğim gibi haber gidiyor. Biz bunu buralarda çakmaya başlayacağız. Ona göre pozisyonunuzu alın. 55'ten sonra Alın pozisyonusu kardeş. Atıyorum %10 BTC'ni satarsın ya da satmasın keyfin bilir ama bil yani. Bunu arttırmayacağız biz. Çakacağız aşağı. Nereye çakacağımızı da bilmiyoruz. O da bana kalsın. Bir yere kadar çakacağım bunu. Aralarda şey şurada sat işte burada al işte, kaç? Yüzde şurada 55'ten şey etsen yüzde 15 işte. Ne etmiyor? Taşa 30 bin bitcoin var. 10 bin tanesini satsan yüzde 15 aşağıdan 1500 BTC arttırıyorsun. Ne etmiyor köpek? Market maker olsam öyle derim. 1500 BTC arttırma şansını veriyorum sana. Ya da 50 BTC, 100 BTC. Ben almazsam hiçbir şey arttıramayacaksın. Sen de mi illa? Sus konuşma işte. Bık 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 oradan bana merkezsizlik bilmem ne ayağına. Yok platform yapıyormuş ya smart contractler, ya da USD yapıyormuş. Konuşma kardeş. Benim manipülasyonumu engelleme. Ben bunu çakacağım. Sen de orada al payını işte. Bak %50 çaktı. 10.000 BTC satsa 15.000 olarak geri alacak burada. Kimden alacak? Senden benden alacak işte. İşi bilmeden bu manipülasyonlar arkadan hani diyorum ya konuşursun adamın kanıt kanıtlayamazsın. Arkada dönen oyunları bilmeden sadece panik yapı satıyorsun işte. Ya da likide oluyorsun falan filan. E büyük coinlerin CEO'larını CEO da böyle susturuyorlar. Niye susuyorlar ben de onu an anlamıyorum yani. Adam sana bunu diyor değil mi? Diyorsa bunu. Eğer varsa böyle bir şey. Sana bu haberini veriyor. Kardeş biz bunu satacağız sen de sus sakın ha konuşma. Dediğinde bir lan desen yapamayacak demek ki. Sana bunu haber veriyor ki senden destek almak için. Verme destek. Allah aşkına ne yapacak? Çıkıp yazsan kardeş desen bak Waves ekibi yaptı onu. Waves ekibi Waves ekibine yapıldı o. Waves ekibi hep anlatıyorum. Bir tane Twitter fenomenine bizim coin'i şillesene dedi. O da tamam dedi. Ekran görüntülerini şak diye koydu. Bu geri zekalar benim coin'lerini şillememi istiyor dedi. Aha da şilliyorum dedi fenomen. Rezil etti. E, çık sen de öyle yap. De ki kardeş bana haber geldi de bu Bitcoin market maker'dan burada bunu çakacaklarmış bu eşyalı eşekler. Bana da sus payı için bu insider bilgiyi vermek istediler. Ben de Ektire bastım da. Bak bakayım ne olacak? Ne yapabilecek orada? Delis mi edecekler seni? Etsin. Ne olacak? Neden korkuyorlar? Ben de onu anlamıyorum yani. Ne yapacak? projenin batıracak? E zaten batırıyor. Alt 40 dolardan 10 dolara gelmişsin yani. Senlik bir olay yok ki burada o zaman. Yani o heriflerin demesiyle sen böyle 4 kat düşüyorsan ve o heriflerin demesiyle sen 5 kat çıkacaksan senin vasfın ne o zaman burada? Sen olayın ne? Aynı şey Avax için de geçerli. Yani Bitcoin market maker'ının, global market maker'ının ağzının iki dudağından çıkacak lafa bakıyorsan artmak ve ya düşmek anlamında senin olayın ne o zaman yaptığın hiçbir işin önemi yok ki senin. Ne, ne yapıyorsunuz siz orada? O kadar not çalışıyor, bilmem ne çalışıyor, program çalışıyor. Hiçbirinin bir amacı yok o zaman. 3-5 kişi toplanıp bir yerde bir karar veriyor. Bitcoin'i buradan aşağı çakacağız. Sizin de bütün işleriniz piç oluyor onun yüzünden. Sesin çıkmıyor buna da. O zaman sen de o dümenin içindesin ya. Elon düşürdü diyormuş. Kim diyor Elon düşürdü diye. Niye engellemediniz? Elon'un iki dudağının arasına bakıyorsa o zaman bu Bitcoin zaten sıkan bu kripto. Madem bir adam bir tane tweetle bunu düşürebiliyorsa bunun hiçbir güvenilirliği yok o zaman. Şimdi niye artıyor bu? Elim mi arttırıyor şimdi o zaman? O zaman yine senin bir vasfın yok ki kardeşim burada. Kim söyledi onu? Hangi gerizekalı söyledi? Elin dışı düşürür lafını. Emin Hoca mı söyledi onu? Alper. Adama derler madem elin düşürüyorsa o zaman elin de arttırıyor bunu. E senin olayın ne o zaman? Avax ekibi olarak, Waves ekibi olarak. Demek ki olay elin bitiyor. Elin indirip kaldırıyorsa bu aleti. Sizin burada dolaşmasının anlamı yok o zaman. O yüzden yine aste indirme geliyor. Elin sonuna kadar haklı. Olayınız yok ki sizin abi. Salaksınız siz o zaman. Hiçbir amacınız yok yani sizin. Yaptığınız işlerin de bir önemi yok. Blockchain bilmem ne falan filan hani. Emin Hoca hani hakaret olarak algılamayın bunu. Senin avak zinciri olarak işte staking'ler, not gelirleri, madenciler bilmem ne yaptığın her iş Ellen'ın iki, iki lafının şeyine kalacaksa, iki dudağının arasından çıkacak bir lafa kalıyorsa o zaman senin yaptığın işlerin hiçbir önemi yok demektir. Ha yok öyle değilse o zaman alet oluyorsunuz bu işe. Çıkıp ses çıkartmayarak. Birileri tonla para kazanıyor bu işten. Tonla ama. Ve senin projelerini çakarak kazanıyor o parayı. E sen de buna ses etmiyorsan e sen de kiloyla kazanıyorsun demektir onu, o noktada. Ya orada da benim yine aklımı almaz yani. Birileri tonla pazarırken para kazanırken sen niye kiloyla para kazanmaya göz yumuyorsun ki? İşi yapan sensin ya. Bırak bas sik okuyorlar sesinler. Çık söyle ne yapacak? Birileri manipülasyon yapmak için Bitcoin'e operasyon yapacaklar. borsalara saldıracaklar. Bilmem ne yapacaklar falan filan diye. Çık ne, ne, ne olacak? Sedat Peker'e ne yapabilecekler şimdi? Anca gözaltına alabilirler Sedat, Sedat Peker'i. Tutuklayabilirler bu saatten sonra ama o YouTube'a çıkmasaydı Sedat Peker atomunu bulamazlardı Sedat Peker'in. Ama şimdi parmağı kanasa bunlardan bilinecek. <laughs> Evde yemek yaparken karısına yardım ederken bıçakla elini kesse devletten bilinecek, soylundan bilinecek, ondan bilinecek, bundan bilinecek. <laughs> Peker'in yaptığının onda birini yapsanız çıksanız deseniz ki kardeş burada manipülasyon yapılıyor. Bas bas söylüyorsunuz zaten manipülasyon, manipülatif borsa burası diye. Kim yapıyor kardeşim bu manipülasyonu? O manipülasyondan kim tonlarca para kazanıyor? Bunu dese herhangi bir şey Emin dese, Saşa dese, şu da var o potansiyel de Saşa'dan kitlesi gerizekalı. Herhangi bir CEO bunu dese kahraman olacak. Mısrarla o adamlara, o çetelere, çete gibi adamlara yaranma derdindeler. Çünkü o çeteler diyor ki susun, karışmayın siz. Oğlum işi yapan sensin ya. Yani o adamlar senin üstünden para kazanıyor. Niye izin veriyorsun buna? Çünkü en kötü şey de ya. Yani ne yapacaksın? Hani sus diyor adam dünyayı sen değiştiremezsin diyor değil mi? Ama senin yaptığın iş yüzünden de para kazanmaya çalışıyor. Değil mi Emin Hoca? Ya da Sasha. Çünkü en kötü şey de ya. Arkadaşlar da yani biz böyle böyle bir şey yapmaya çalıştık. Avax diye bana mail geldi, telefon geldi, bilmem ne geldi. Market çakacaklarmış. Benim susmamı istiyorlar. Avax projesini iptal ediyorum arkadaşlar. Yapmayacağız Avax projesini. İlk oda topladığım bütün parayı da geri veriyorum. Bunu de bari iptal et. Deli sesler Avax, Avax projesini. Ben sevmedim bu işi de. Çık. Yaptırtmayacak zaten sana herif ya. Ya da Sasha sen çık söyle. Ama bir tane çıksın söylesin. Manipülasyon yapıyorlar. Kim yapıyor? Yapıyor birileri. Çıkıp söyleseler bunu kahraman olurlar. O coin de bitcoin'i geçer. Ama her ne hikmetse o merkezi çetelere bir yalaklık şey oğlum kripto merkezsiz lan kripto merkezin üstüne kurulu siz hala niye yalama derdindesiniz ya.